ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى هم مزني تغر يول دمشق نسبيسون الله سبحانه وتعالى قرآن الكريم دكي قصلا ديگن بو درس مزدن كندرك حيات مزدا يوز مزدن كي شرق قلب يتك قلب مشقا الله نسبيسون Aldın kıdırslada biz Adam Aleyhisselam'ın ki vakaligi ve şundakla işkibalısının vakaligi hakkında kısıkça tohtulup ötken tok. Demek Adam Aleyhisselam'ın kiin evlatları Allah Subhanehu ve Teala'nın tunugan, Allah Subhanehu ve Teala'yı ibadet kıygan. Ulanın içi de malum uğurluk ya ki edimeltiriş digendek muşundak cinayetle ançumunç sadır boğan bosu mu? Lekin Allah'ın tunumaydıgan, Allah şirik keltirdigan, Allah subhanahu ve ta'lani itiraf kınmaydıgan evlatla uzun yılgıçilek peyda bulmagan. Yani uzun yılgıçilek ula Müslüman halette Allah'ın tunup, Allah'ın birliğini, varlığını tunup, Allah ibadet kılıp yaşıgan. Lekin vaktinin uzurşi, zamanının ütüşü olan Şeytanın azdırışı olan kişiler içinde çoğu barbara Allah subhanehu ve ta'lığa şirk keltirdiğen Allah subhanehu ve ta'lığa ibadet kılıçta bendelerini vasıt kıldığen ehval kiink zamanlarda çoğu şekillenken. Bu Adem aleyhisselam bilen bugün biz tohtalmakçı boğan Nuh aleyhisselamın arlığıdaki vaktinin kancilek ikelliği hakkında Kur'an-ı Kerim'de ya ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih hadislerde mançilik vakit ötken degen bir malumat bu hakta çok kemmigen. Bu hakta malumat yok. Arlıktaki müddet zadı kançilik deyse fakat İbn Abbas radıyallahu anhu bayan kıygan hakim diyen alim müstedrak diyen kitabı da bayan kıygan mevkuf bir hadis var. Yani İbn Abbas yüzü Degen Resulullah Resulullah'ın bu gepni men anlığantim demigen. Nime deydi o dese bu İbn Abbas radıyallahu anhu bu sözde Kâne mâ beyne Adem ve Nuh aleyhisselam aşratu kurun kulluhum alel haq fehtelefu thumme ba'athallahu nebiyyina munzirina ve mübeşşirin. Yani Adem aleyhisselam bilen Nuh Aleyhisselam'ın otursa da oturstuk vakit 10 esir. Muş 10 esir içi de kişiler ço, yani bu Adem Aleyhisselam'ın balları hak din, togır din üstürü boğan. Allah'ın tonup yaşıgan. Kiin bula ihtilap kılıçtı. İhtilap kılıçka vakitta yani hak dindin çetneşki başladı demek ki. Çetnege vakitta Allah Subhanehu ve Teala peygamberlerini Agahlan doğuçe, hoş bişaret bagi çıkarıp evetti deb. İbn Abbas radıyallahu anhu bunu bayan kıygan. Resulullah dedi, digen lebze velen demigen. Şunun için bu sözünü tuluk, zadı muşundak deb keskin diye bitişki bulmaydı. Lekin bunu din aşındak buluşu mümkün. Yani 10 esir ötken buluşu mümkün. Deb bir malumat ilişki buludu. Cezmeleştirişki çoğu bulmaydı. Çünkü bu gaybi iş, gaybi iş şukum Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkalık, vehi arkalık sağlam yolu ile bizgi kese bu çağda cezmeleştirimiz. Lekin sağlam bu muğan, ya ki sağlam bu su mu, gaybni Resulullah digen, demige vakitta bu çağda çoğu biz yanıla bunu %100 cezmeleştirip demeyimiz, bunun da fakat çoğu malumat alımız, paydalımız. Demek muş sizde İbn Abbas radıyallahu anhu 10 esir de bayan kıygan
Bu 10 əsr bizim bugünkü gündeki bir əsr deyən bilən oxşaşmı məsələn bugünkü gündə bir əsr desək 100 yılını bir əsr deyimiz. 10 əsr olsa 1000 yıl olur demdi. 1000 yıl mı ya ki qandaq deyən məsələ qarta biz Qur'an-ı Kerim'e qaraydığan bolsaq Qur'an-ı Kerim'də məsələn Allah Subhanahu ve Taala Nuh Aleyhisselam'ninki peygamber bulup 950 yıl yaşığanlığını bayan kıldı. Ve laqad arsalna ruhan ila kavmihi felabitha fihim alf sanatin illa 50 ama. Biz Nuh Aleyhisselam'ni özünün kavmiga peygamber kılıp evettik. Bu Nuh şularının içinde Allah yolu davet kılıp 950 yıl yani 1000 yıl yani 50 yıl kem 1000 yıl aşularının içi tude de bayan kıldı. Demek bunundan o vakitteki insanların ömrünün ne kadar uzun ikenliği Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka hadislerden haber vergen insanların ömrü çok bek uzundu. Barbara kıskırap bugünkü günkü vakitte insanların ömrü orta hal ömrü çok dese 70-80 yaş. Peygamberimiz hadisi haber vergendek. Demek bula adette Arap dilinde karn diyen nimo dese bir zamanda yaşayan malum bir zamanda yaşayan yaşları ortak yakın boğan bir evlat kişilerine karın diyen sözünü işildir. Bunun için uçaktaki insanların orta hal normal ömrü hayatı 1000 yıl 1000 yaş deyip koysak diysek mesela demek İbn Abbas'ın bu yerde 10 eser diyen sözünün ki Adem Aleyhisselam bile Nuh Aleyhisselam oturuştu ki zaman, vakit 10 bin yıl boğan buluş ihtimalleri bağ deyip yakın çıkarış kuşu buludu. Çünkü insanların ömrü uzun boğaçka. Hatta şu çağda peygamberlik vaktini 950 yıl diyen hem de Kur'an-ı Kerim'deki ayet. Kançilek burun tokulgan kin tufan balasının kin yani kançilek yaşırı bu çok enikemez. Demek Adem Aleyhisselam belki 1000 yıldır mı uşk yaşayan buluşu. Biz onu dayanmayız. Lakin ehli kitap dinki Tevrat İncil'ladı kegen nesilde 1450 yıl degen rivayetle yok emez. Demek 10 bin yıl kadar miktarda insanlığa Adem Aleyhisselam dinkiyin ço tevhid üstüde İslam üstüde yaşayan diş mümkün. Onun dinkiyin ço deyse şeytanın azdırışı olan yakış kişilerinin ki heykellerini yasaşı olan ulağı başta bulan hürmetlisek oludu dep andın bu hürmetligen evlatla tügep kiyin ki evlatla kege vakitta şeytan bulağısının atı bulduranla ibadet kıyganti diş olan ço azdoğan. Muşunda azgandın kiyin Nuh Aleyhisselam Allah Subhanahu ve Teala tereptin ço peygamber bulup evetildi. Kur'an-ı Kerim'de bu Nuh Aleyhisselam'ninki faziletleri hakkında bir neçe ayetlerde alahide Nuh Aleyhisselam'ın Allah Subhanahu ve Teala zikir kıldı. Bugün Nuh Aleyhisselam'ninki fazileti hakkında kısa toxtulumuz. Birincisi Allah Subhanahu ve Teala Nuh Aleyhisselam'ını katık maktab danlap nimi dediyse innehu kana abden şakura zürriyete men hamelna ma'anuh innehu kana abden şakura. Nuh Aleyhisselam bilen birgi kimigi çıkan Nuh Aleyhisselam'ın evlatları. Sile doğru yol demen la. Nuh Aleyhisselam'ı egeşip Allah'a şükür kılın la. Nimi şu endiyse Nuh Aleyhisselam acayip şükürcan. Yani her kandak işine Allah'a boğan. Şükürsünü ihbadilep yaşaydıgan, ihbadilep turduğan kişi bendite deyip abiden şekura. Bek şükür kıldığan bendiydi de süpetildi. İmam Kasimi Rahimahullah muş ayetinin tefsiri de ne mi degen deyse Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam'ın ki muşunda şükür kıldığan bende deyişti ki asas sebep ne mi o deyse yani Nuh Aleyhisselam'ın ve iman etkan şu çağdaki kişilerin kurtuluşuna birden bir sebepçi boğan amil ne mi o deyse Nuh Aleyhisselam'ın şükür kıldığanlığı. Yani şükürçan bende boğallıkı. Ve ümmetini şu şükür kılışkı şu kızık duruş. Muş ayetinin mezmundan çıkıp durduğu da bayan kıygan.
İbn Kesir rahimehullah bu ayetin uç mezmun nimo dese hakiki şükürcan, şükür kıldığım bende degen şükürge vakitte elhamdülillah dep koyaşlam emez. Belki kalipki münasebetlik Allah'ını bir bülüş, ihlas veren ibadet kılış, Allah'tan korkuş, Allah'ın savabını, cennetini ümit kılıştığının ibaret kalipki münasebetlik emellerde bulsun. Ya ki tilgi münasebetlik rast sözleşki okşıgan mesela Allah Subhanehu ve Teala'nın zikir kılış ya Kur'an okuş digendek özara yakşı üteş kişili musumallah yakşı gep kılış digendek muşu til veren kıldığan ibadetler bolsun ya ki beden bilen kıldığan namaz okşıgan cihat okşıgan muşundak ibadetli bolsun hemmi ibadetini caydı kıygan Allah'ın buyruğunu turuk mükemmel icra kılışka tırışkan icra kılışka intilgen ademini man bu şükürçen bende digini buludu. Nuh aleyhisselam'dan muşu. Üçcili tereptik, meyli kalbi tereptin, til tereptin, ya ki beden tereptin, Allah kulçuluk kırış, hakik tepiliti, tepilgan boğaçka, şu Allah subhanehu ve ta'ala çu, innehu kâne abeden şekura, deb süpetligen, deb tepsir kıygan. İkinci Nuh aleyhisselam'ın pezilti nimo dese, Nuh aleyhisselam en birinci bulab, zımığı evetilgen birinci peygamber. Adem aleyhisselam yüzünün evladığı nisbeten huddi ata yüzünün ballırığı nisbeten bir terbiyeçi boğandak zımındacık Adem mi yok. Yüzünün evlatlığı nisbeten peygamber boğan bosa Nuh aleyhisselam çoğu dese şu zamandaki bütün insaniyetke şu ba insanların hemisige peygamber bulup yitekçi bulup evetilgen en birinci katımlık çoğu peygamber. Şu Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de ve kem ehlekna min el kuruni min ba'di Nuh. Nuh aleyhisselam'dan keyin yani nurgun insanlarını Allah'ın yurdunu çetnigen insanlarını Allah Subhanahu ve Teala'nın halakı gallığı Nuh aleyhisselam'ın peygamber buluşunun aldığı çoğu Allah Subhanahu ve Teala'nın tunumgallık sebepten insaniyetke onda umum yüzlük balayı afetinin Nuh aleyhisselam'ın aldığı kemmi geldi ki fakat Nuh aleyhisselam peygamber bulup kilip Nuh aleyhisselam'ın davetige Allah çakırışıga evaz koşmay ret kilip yalgançı dep töhmet kilip muşunda kıygan dinkin andın Allah subhanehu ve ta'ala bu peygamberlerge işen mi gellani halak kılışkı başlıgallıkını muş ayeti şu bayan kıygan ve şundakla Ebu Hureyre radıyallahu anhu bayan kıygan şefaat hadisine kıyamet günü İnsanların hemisi Adem aleyhisselam'ın yanığı verip onun dinkin çoğu Nuh aleyhisselam'ın yanığı verip deydiğen gibi nimo dese ula iyi Nuh Allah subhanehu ve ta'ala seni zimin ahli birinci katın peygamber kılıp evetken peygambersen Allah'ın peygamberi seni Allah subhanehu ve ta'ala abiden şekura Allah'a şükür kıldığın bende de süpetligen peygamber bizning ahvolimizning naqadar xatarlik ekanligini ko'rayotamsan. Bizga bir shafaat qilsang, Allohning oldida bizning gunohlarimizning afv qilinishiga bir vositachi bo'lsang deb talab qiladi deb mushahidistimi Abu Hurayraning hadisida radhiyallohu anhu ning Nuh alayhissalomning eng birinchi bo'lib avatilgan payg'ambar ekanligini alohida bayon qilgan. Uchinchisi Nuh alayhissalom Qur'oni Karimda bayon qilingan Ulul azm deb atalgan. Yani peygamberlik hizmetini ada kılışta nait iradelik boğan. Allah subhanehu ve ta'ala kulçuluk kılışta nait tırışçallık kıygan. Allah'ın yurda davette cık cepa muşakkatlığını tatkan. Peygamberlerinin serdarları deb atıldığan beş peygamber var. Şu peygamberinin şu biri Nuh aleyhisselam. Şu Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala şer'a lekum mine'd-dini ma vassa bihi Nuh. En birinci olup kays peygamberini bayan kıldı ise Nuh aleyhisselam. Allah Subhanahu ve Teala selage Nuh aleyhisselam'a evetilgen vazifini dinni selage mi çu din kılıp belgilep bedi. Dep muş ayet şu alahide bunu bayan kıygan. Ve sure Ahzab'taki yan bir ayette ve iz ahazna mine'n-nebiyyin mithaqahum ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا مش آيات تما بز پیغمبرلادن وعد الدق دب بناب
Muş peygamberlerinin işine bizim peygamberimiz ve Nuh İbrahim'imiz kirip gitetti. Lekin bu yada bu tüvendi ismi zikir kılıngan peygamberlerinin ki alahidliği, bulanın ne kadar uluğluğu ve kattılığını bayan kılış için çoğu umum peygamberlerinin vaadi aldık. Onun dinkin senden ve Nuh'din, İbrahim, İsa, Musa, Muşla'nın hemisinin çoğu biz alahid vaadi aldık. Dep alahide bulanın ismini ayrım bayan kılışımı bu peygamberlerinin ki peygamberlerinin serdarları, en uluğ, en kattılları ikerliğinin ki delili. Töğütünce Nuh Aleyhisselam'ın pezilti artıkçılığı ne modiyse Allah Subhanahu ve Teala Nuh Aleyhisselam'ın duasını icabet kılıp Nuh Aleyhisselam'ını ve kavmini alakettin kutkuzup şu zamanda Nuh Aleyhisselam karışıkkan insanların hemmesini şu halak kılıp tüktübetken. Şu Allah Kur'an-ı Kerim'de وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَا نِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ Nuh Aleyhisselam bizi yalvarıp dua kıldı. Ne mi öyle dua kıldı dediyse yüzünün yanı bir ayet kagan Rabbi la tezer alel ardu minel kafirine deyyara digen muş dua. Yani zımında san işenme vatkan eskili kılı vatkan kafirin hiç kim koyma de dua kıygan. Allah muş duasını biz icabet kıldık. Ve şundakla Nuh Aleyhisselam'ını ve bunun ailesini Ege küçüllerini halakettin saklap kaldık. Dep Allah Subhanahu ve Teala bu peygamberinin ki duasını icabet kıygallığını Kur'an-ı Kerim arkalık bütün ümmetke alahidi büldügen. Demek Allah Subhanahu ve Teala en ahırsta muş peygamberinin ege küçülleri olan müminler. Şunun cümlesinin Şarık Türkistan Müslümanları. Biz kolumuzdan kildiğen tırışçallıkını kılıp Tırışçallık kınmayı oltırıp dua kıysak, bu çağda çoğu biz yalgan çoğulumuz. Lekin koldun kildiğen tırışçallıkının küşünün hemisini çıkırış lazım. Muşundak küşünü çıkırıp, hakik ihlas olan hem duanımı kıysak, Allah Subhanehu ve Teala çokum çoğu duayımızın icabet kılıdı. Bu kainatının ilgisinin arlaşırgan vakti çokum kilidi. Nuh Aleyhisselam 950 yıl davet kılıp, Ağaçmıgın vakitte, Nuh Aleyhisselam'ın yalganı çıkan vakitte, eskilikini toktatmıgın vakitte, ahir Allah Subhanehu ve Teala çoğu, bu Nuh Aleyhisselam'ın karşı çıkanlarını halak kıldı, tügeştüydü. Ulağın yüzünün gazvini yağdıydı. Beşincisi, Nuh Aleyhisselam'ın ki, evladını en şereflik evlatlardan kıldı. Peygamberlik vazifesi, Allah tarafından düşken kitap ne? Nuh Aleyhisselam'ın evladıdır. Şu kıldı. Şun bu vakit Kur'an-ı Kerim'de ne mi deydi o dese? وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحَ وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا ف۪ي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابِ Biz Nuh ve İbrahim Aleyhisselam'ını evettik peygamber kılıp peygamberlik ve Allah'tan çürüyen yol yorukların hemisini kitaplarını şu Muş işkeylenin evladını kıldık diye. Demek Bu işkeylenin evladının başka insanların peygamber kemmigen ve kitap çürülmigen. Bu mu Allah Subhanehu ve Teala'nın ki Muş Nuh Aleyhisselam'ın ki 950 yıl şundak cephalık iğir küllerini 550'nin ki mukafatını mı odaysa evlatlarını aşındak şerefki iki kılış. Peygamberlerini Muş Nuh Aleyhisselam'ın evladının kılış. Kitap ne Muş Nuh Aleyhisselam'ın evlatlarına çürüş çoğu man bu şerefnin ki biri Allah Subhanehu ve Teala'nın ki mükafatlarının ki biri. Demek Muş Peygamber'in ki bunun dinkin ki derslerimizde hayatı din yüzünün kavmi bilen yani davet kılın kıçıla olan boğan nurgun kapılıkları duçgagen kıyınçılıkları hakkında tohtülümüz Allah'ın sıkıysa bugünkü derste Nuh Aleyhisselam'ın ki ne kadar faziletlik peygamberlerin serdarı nait uluğ bir peygamber ikerliği hakkında toktaldık. Birinci olup Allah'ın mahtıgallığı, ikinci olup Nuh Aleyhisselam'ın en birinci peygamber boğallığı zemin ahlige, üçüncü olup peygamberlerin ki serdarlarının bir ikerliği yani beş peygamberinin bir ikerliği, törtüncü olup Allah Subhanehu ve Teala'nın ki Nuh Aleyhisselam'ın duasını icabet kıygallığı ve şunun dek Bütün müminlerin duasını Allah Subhanehu ve Teala'nın çokum icabet kıldığı rastçılık olan
tırışçallık olan, ihlas olan kıygan vakitte. Beşinci olup bütün hürmet, şeref ne? Nuh aleyhisselamın evladır kıygallığı hakkı da toktaldık. Allah subhanehu ve ta'ala hemimiz ne? Muş peygamberinin ki izlerin egişip mağalaydıgan, şundak cepa kıyınçılıkları sabır kılalaydıgan, her kanta kıyınçılık uçurgan vakitte çokun bu kıyınçılıkların ki çağrısını tapalaydıgan, doğru yolda menşe için nimimiz kese, nimimiz de ataşkı doğru kese, şunu atıyalaydıgan hakiki irade, hakiki kuşluk iman Allah subhanehu ve ta'ala hemimizge nisip kıyson, hemimizge ataqıyson. Subhanekallahumma bihamdik, neşhedü en la ilahe illallah, nestağfiruke ve netubu ileyk.